Selamlar, bu kaydı sonradan başa eklemek için yapıyorum çünkü kanala gelen son yorumların neredeyse tamamı 4. hafta analizini soruyor bize. Sizlerin bu formata ne kadar değer verdiğini çok iyi bildiğim ve ben de sizlere değer verdiğim için 5 gün önce hem Twitter hesabımdan hem de YouTube'daki topluluk sekmesinden bir bilgilendirme metni yayınlamıştım ama tabi herkes görmemiş onu. Bildiğiniz üzere biz sadece 2 kişilik bir ekibiz ve fikstür zorluğunun yanı sıra Özgün'ün şahsi işleri için Ankara'ya gitmesi gerekince bu hafta analiz videosunu çıkaramadık. Bilgilendirmede de belirttiğim gibi bir aksilik olmazsa haftaya salı yani 5. haftada bunu telafi edeceğiz. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler. Hastalık Bu Futbol'dan hepinize merhabalar. Evet, başlıktan da gördüğünüz üzere konumuz belli. Şu günlerde tüm Galatasaraylıların kafasını en çok kurcalayan soruya birlikte cevap bulmaya çalışacağız. Galatasaray neden gol atamıyor? Açıkçası metinlendirmeye başlayana kadar ne bu konuyla ilgili bir ön hazırlık yaptım ne de daha önce bu konuya kafa yordum. Dolayısıyla cevabı gerçekten birlikte buluyor olacağız. Yaşadığımız dünyada mantıklı bir açıklaması olmayan çok az şey olduğunu düşünüyorum ancak cevaplar hiçbir zaman orada hazır bir şekilde beklemez. Doğru soruları sormak gerekir, dolayısıyla doğru soruları soracağız. Bu sayede bana sosyal medyadan sıklıkla sorduğunuz bu analizleri nasıl yapıyorsun sorusunun cevabı da kendiliğinden ortaya çıkmış olacak. Beğeni, abone ve benzeri işleri hallettiysen kendine bir içecek koy, leziz bir analize başlıyoruz. Elimizde oynadığı 4 Süper Lig maçında sadece 2 gol atabilmiş. Üstelik bunlardan birini 90, diğerini 86. dakikada bulmuş. Başka bir deyişle bu 4 maçı süre olarak toplam 10 dakikadan daha kısa bir süre galip götürebilmiş bir Galatasaray var. Elimizdeki bu Galatasaray'ı koyduk kenara, altına da oynadığı rakipleri yazdık. Sırasıyla Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor. Antalya karşısında 13 şutu var Cimbom'un. Giresun'da 14, Ümraniye'de 24 ve son oynadığı maçta yine 13 şut. Maç başına 16 şut ortalaması olan bir takım bu. Bu açıdan hiçbir sorun yok zira şu ana kadar en çok gol atan takım olan Fenerbahçe'nin maç başı 15 şutu var. Lider Beşiktaş'ın 15.8. Galatasaray'ın ürettiği xG'leri yazalım hemen karşısına. 1, 0.98, 1.94, 1.08. 4'ünü toplarsak toplam 5 tam gol beklentisi yapıyor. Çok yüksek olduğunu elbette söyleyemeyiz. Fakat pazar akşamı itibariyle liderlik koltuğunda oturan Gaziantep'te 5.2 xG üretmiş ve buna karşılık 9 gol atmıştı. Galatasaray'da bu sayının sadece 2 olduğunu biliyoruz. Örneğin Beşiktaş'ta pazartesiye kadar 5.4 xG'den 8 gol bulmuştu. Önce madalyonun diğer tarafını çevirelim ve iyi giden şeyleri tespit edip ters mühendislik yapmaya çalışalım. Demin söylediğim üzere Galatasaray maç başı 16 şut ortalamasıyla ligin en çok şut atan ikinci takımı. %59,8 topa sahip olmayla bu alanda en iyi 3 takımdan biri ve %82.8 pas başarı yüzdesiyle topla daha fazla oynayan takımlar arasında en iyi 4. dereceye sahip. Maç başına 14 hava topuyla ligin en çok yüksek top kazanan ikinci takımı Galatasaray. Ayrıca 13 yaptığı, 15 yapılan olmak üzere ligin en faullü 3. takımı. Faul deyip geçmeyin sakın. Şimdi söyleyeceklerim bu metriye olan bakış açınızı hayli değiştirecek. Öncelikle toplam faul sayısı bir takımın pozitif anlamdaki agresifliğinin ve oyun iştahının çok net bir göstergesidir. Çok faul yapan ve yapılan bir takım, ikili mücadeleye girmekten, yere düşmekten korkmayan bir takımdır. Bir kere her şeyden evvel rakibe faul yapmak için onun yakınında olmalısınız. Öyle ya, arkanıza kaçırdığınız bir oyuncuya nasıl faul yapabilirsiniz ki? Örneğin geçen sene Taylan, Berkan, Çıkıldağ üçlüsüyle ligin en az faul yapan takımıydı Galatasaray. Hem hava topu hem faullerde Galatasaray'ın bu kadar yukarı çıkması orta sahada yumuşak kalma sorununun şimdilik bertaraf edildiğini gösteriyor ki bunun apaçık bir emaresi olarak Galatasaray yabancıların takıl dediği, yani atılan bir pası kesmek değil de bizzat rakibin ayağındaki topu gidip alma alanında maç başı 18.3 ile ligin zirvesinde yer alıyor. Bu takımın bu orta saha kurgusunun tam bir top hırsızı olduğunu söylemek çok mümkün. İşte bu kadar çok top çalan bir takımın çok fazla geçiş yakalayacağını hayal edersiniz aklı olarak ki zaten geçiş kültürünün temeli, ilk fazı top kazanmaktan geçer. Yerleşik defansları bozguna uğratmanın başlıca yoludur bu. Zaten Okan Hoca da Başakşehir'de ortaya koyduklarıyla tam bir geçiş hocasıdır. Fakat planın ikinci fazı çabuk oynamaktır. Çabuk oynamak için hem çabuk düşünmek hem de çabuk hareket etmek gerekir. Buraya bir virgül koyuyorum. Unutmayın, birazdan geri döneceğiz. Soru şu, nasıl oluyor da ligin en çok şut atan ikinci takımı sadece 2 gol atarak küme düşme hattı haricinde ligin en az gol atan takımı oluyor? Öncelikle Galatasaray'ın her maç attığı 16 şutun sadece 5 tanesi isabetli. Bu %31 isabet oranı yapar. Örneğin Fenerbahçe %40 isabetle vuruyor, Beşiktaş %44, Adana Demir %45. Aslında ligdeki 19 takım arasında Galatasaray'dan daha kötü isabet oranı olan sadece 4 takım var. Puan tablosunda 16. sırada olan Sivas Spor, 17. sıradaki Ümraniyespor, 18. Ankara Gücü ve 19. Hatay Spor. Sanırım demin sorduğumuz soruya çok tatmin edici bir cevap oldu bu veriler. Galatasaray çok şut atıyor ama isabetsiz şut atıyor. Ayrıca Galatasaray'ın attığı şutların nitelik olarak kalitesiz olduğunu da söylemek mümkün. Çünkü bu 16'nın 8'i ceza sahası dışından atılmış şutlar. Tamamıyla kıyas yapabilmeniz için söylüyorum, Fenerbahçe'nin ortalama 15 şutunun 11 tanesi ceza sahası içinden, %73 yapar. Beşiktaş'ın 15.8'in 10.8'i ceza sahası içinden, %74 yapar. Fakat Galatasaray'ın 16 şutunun sadece %50'si ceza sahası içinden. Ve biliyor musunuz, bu 8 şutun 5 tanesi yan frikik ve kornerler olmak üzere duran toptan gelmiş. Akan oyundan maç başına yalnızca 3 yakın şutu var Galatasaray'ın. Dolayısıyla çok bariz bir biçimde en başta sorduğumuz, içeriye başlık olan soruyu da değiştirmemiz gerekiyor. Galatasaray neden gol atamıyor değil, Galatasaray neden üretemiyor? Bu işlere merak salıp kafa yorduğum günden beri aslında kimsenin çok ehemmiyet vermediği bloklanmış şut metriğine hayli değer verir, bu verinin çok şey anlattığına inanırım. Bir şut bloklanıyorsa yüksek ihtimal kalabalık ve kapalı bir savunmaya hücum ediyorsunuzdur. Şutlarınız kaleye ya da kaleciye erişmiyor, sokak ağzıyla vurduğunuz toplar öte başa çarpıyordur. Galatasaray maç başına 4.8 engellenmiş şutla ligin zirvesinde ve ilginçtir, ikinci sıradaki takım 4.5 ile benzer üretim problemleri yaşayan Trabzonspor. Dediğim gibi bloklanmış şut gizli bir metriktir ve çok şey anlatır. Ne kadar çok şut engelleniyorsa o kadar çok kapalı savunmaya hücum ediyorsunuz gibi bir önermeyi koyduk tam ortaya. Peki bu kadar çok, en azından Galatasaray kadar çok kapalı savunmaya hücum ediyorsanız neyi yanlış yapıyorsunuzdur? Veya şöyle sorayım, rakibin savunmasını açık yakalamak için ne yapmak gerekir? Cevap çok kolay değil mi? Tempo. Oyunun temposunu arttırmak. Dün akşamüstü Twitter'dan yaptığım bir ankete verilen en çok cevap da bu şekildeydi. İkinci en yüksek cevap da birazdan bahsedeceğimiz karar alma oldu. Hani şimdi sizi överek bir prim yapmak değil amacım ama Özgün'le off the record konuştuğumuz zaman da hep söylüyorum, yorumlarda, anketlerde buna sürekli tanıklık ediyoruz. Gerçekten futboldan iyi anlayan bir izleyici grubuna sahibiz ve bu konuda şanslıyız. Şimdi şanssızlık ya da yeteneksizlik diyenler alınmasın tabi ama şanssızlık diyenler muhtemelen çok fanatik ve romantik Galatasaraylılar. Yeteneksizlik diyenler de büyük ihtimal fanatik rakip takım taraftarlarıdır diye tahmin ediyorum. Tempoya geri dönersek, her zaman verdiğim bir örnek. Elinizde kırılacak bir cisim varken hızlı hareket ederseniz mi kırılma ihtimali daha yüksektir, yoksa yavaş hareket ederken mi? Evet, yüksek tempoda paslaşmak sizin için de zordur ama oyun hızı arttıkça rakibin elinde tuttuğu yumurtayı yere düşürme ihtimali de yükselir. Top rakipteyken gayet diri bir takım Galatasaray, eyvallah. Peki ama top kendisindeyken yeterince tempolu mu? Hatırlıyor musunuz, benim oyun temposunu ölçmek için kullandığım bir rasyo vardı ve geçen hafta Beşiktaş analizinde söylemiştim bunu. Bir maçta yapılan toplam pas sayısını atılan toplam şut sayısına bölersek ortaya çıkacak veri bize oyunun hızına dair ipuçları verir. O takımın kaç pasta bir şut atabildiğini anlarız. Yani temelde bir takım düşük tempoda pas yapmak için mi pas yapıyor, yoksa yüksek devirlerde şut atmak için mi pas yapıyor? Bu mantığa göre ligin en tempolu takımı Beşiktaş çıkıyor. Yani tüm bu verileri bir kenara koy, hakikaten de öyle değil mi? 21.7 pasta bir şut atmış Beşiktaş. Gaziantep 22.5, Fenerbahçe 23.7, konumuz olan Galatasaray ise 29.5. İşte Galatasaray'ın topa sahipken uyguladığı oyun temposu gerçekten rakiplerine hata yaptıracak bir seviyede değil. Kapalı savunmayı temposuyla açamadığı için bu kadar çok uzaktan şut atıyor. Yine aynı sebepten attığı bu kadar çok şut defans bloğuna takılıyor. Şimdi virgül koyduğumuz bir yer vardı. Geçiş falan demiştik, oraya geri dönelim. Bu kadar çok top çalan bir ekip nasıl oluyor da bu kadar çok kapalı savunmaya hücum etmeye mahkum kalıyor? Evet tamam, tempo düşük ama tek sebep o olamaz. Olmamalı. Sonuçta kimle oynarsanız oynayın, rakipten topu çaldığınız anda mutlaka ileride geniş bir alan oluşuyor ve bu alanları işlerseniz birçok açık oyun şansı üretebilmeniz lazım. İşte tam bu noktada devreye Galatasaray'ın yaptığı top kayıpları giriyor. Top kayıplarını ikinci ve üçüncü bölgede yapılan top kayıpları şeklinde filtreliyoruz. Bunları da sadece kötü kontrol sebebiyle yapılan top kayıpları olarak bir kez daha filtreliyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü görmek istediğimiz şey bir oyuncunun çalım atmaya çalışırken kaptırdığı toplar değil. Çalım atmaya kalkışmak zaten başlı başına bir hücum aksiyonu. Pozitif bir şey yani. Çünkü çalıma atsa atak daha da net bir gol pozisyonuna evrilebilir. Bizim görmek istediğimiz şey şu. Kafanızda canlansın, örnekle anlatıyorum. Trabzonspor çok adamla geliyor. Galatasaray 11 kişiyle topun arkasında, top hırsızı Lucas Torreira topu aldı, Mertens'e oynayıp geçiş fırsatı yarattı. Şimdi Mertens'in önünde iki seçenek var. Ya en geride, en boş alandaki oyuncusunu oynayıp set başlatacak ya da Haris'e atıp geçiş başlatacak. Geçiş başladığı anda Trabzonspor'u eksik yakalamak için takım halinde tüm sarı kırmızılılar ileriye doğru koşacak. İşte o noktada Mertens'in topu oynadığı Haris pası iyi bir ilk dokunuşla kontrole alıp topun orada birkaç saniye kalmasını sağlamalı. Sağlamalı ki takım arkadaşlarına ileri koşmaları için gereken zamanı yaratsın. Yunus ok gibi ileri fırlasın mesela. Sol stoperi karşısına alıp bindiren Dries'e oynasın falan. Aslında anlattığım şey Galatasaray'ın pazar günü üretebildiği ender gol şanslarından biriydi. Seferovic topun orada kalma işini sadece bir kez yaptı ve bu basit detay Galatasaray'a çok net bir gol fırsatı olarak geri döndü. Biz de verilere geri dönelim. Ne yapmıştık şimdi? Kötü kontrol sebebiyle yapılan top kayıpları diyorduk. Galatasaray'ın 4 hafta sonunda 2. ve 3. bölgede kötü kontrol sebebiyle yaptığı tam 51 tane top kaybı var ve bu onları ligin ilk dokunuş sonrası en çok top kaybeden takımı yapıyor. Evet, Cimbom zirvede. Peki Cimbom'da kimler zirvede? Bu 51'in 11 tanesi Haris'e, 11 tanesi Kerem'e, 8 tanesi Yunus'a ait. Hani demin verdiğimiz örnekte Mertens'in geçiş başlatacak olan pas opsiyonu bunlar. Ve kötü kontrol sebebiyle 4 haftada tam 30 top kaybetmişler. Şayet bu 3 oyuncudan birini ayıracaksak hem nicelik olarak daha az yapması, hem içe kat ederek oynaması, hem de bir kanat oyuncusu olmasına rağmen %86.7'lik muhteşem pas yüzdesiyle Yunus Akgün olurdu. Yunus, Abdülkerim ve Lucas'ın ardından Galatasaray'ın en az pas hatası yapan oyuncusu. Fakat Kerem ve özellikle Haris için aynılarını söylemek çok güç. 11'er tane kötü kontrol sebebiyle kaybettikleri topların yanı sıra %70'lik pas başarı oranıyla Haris şu 4 maçın sonunda Galatasaray takımının en kötüsü. Kerem ise %74.6. Seferovic haricinde Kerem'den daha kötü olan sadece %73.6 ile Muslera var. Özetlersek, öncelikle şunu söyleyeyim, derdim bir günah keçisi yaratmak değil ki bence henüz 4 maç oynanmışken bu Galatasaray'ın ihtiyacı olan son şey. Fakat sosyal medyada yükselen Okan Buruk'un bir planı yok söylemlerine ben şahsen katılmıyorum. Bir plan var ama tam çalışmayan bir plan. Planın ilk fazı temaslı oynamak, çok top kazanmak ve baktığınız zaman bu tıkır tıkır işliyor. Galatasaray'ın geçen sezonuyla bu sezonu arasında dramatik bir fark var. İkinci faz çabuk oynamak, fakat burada tempo sorunları baş gösteriyor. Üçüncü faz geçişin olgunlaşması için topu ileride tutabilecek, sırtı dönük oyun bilgisi yüksek bir santraforla oynamak ki Haris bunun için geldi. Hazırlık maçlarında çok iyi sinyaller verse de bunu ligde şu ana dek neredeyse hiç yapamadı. Ki deminki örnekte de gördük, Haris bunu ne zaman yapsa Galatasaray gol pozisyonuna girmiş. İşte bu sebepten ortada bir plan yok falan diyemiyorum ben. Peki nasıl çözülecek? Oyun temposu, daha doğrusu pas akış şiddetinin arttırılması, oyuncuların birbirlerinin zayıf ve güçlü yönlerini öğrenmesiyle zaman içerisinde kendiliğinden daha üst seviyelere çıkar diye düşünüyorum. Çünkü rakamlar da gösteriyor, bu takımın koşmak ya da mücadele etmekle ilgili ciddi bir sıkıntısı yok. Ama bu yeni bir takım. Bunun için tek çare biraz zaman tanımak. Diğer konuya, yani Haris ve Aktürkoğlu'na gelirsek, ben Kerem'in oyun yazılımının bu saatten sonra çok değişebileceğine inanmıyorum. Kerem geçen sene de %71 pas yüzdesiyle oynamış ve aynı zamanda 21-22 sezonunda tüm oyuncular arasında ilk dokunuş sebebiyle top kaybetme metriğinde açık ara zirvede yer almıştı. Ama buna rağmen yaptığı gol ve asistlerle Cimbom'a can vermişti. Yani bu defeklerine rağmen Kerem patlayıcılığıyla faydalı olmaya devam edebilir. Fakat Haris, dediğim gibi, buraya bunu yapmak için geldi zaten. Yoksa üst düzey bir bitirici değil. Top ayağına yakışan, adam eksiltebilen bir forvet zaten değil. Yapabildiği tek bir şey var, oyun zekası ve sırtı dönük oyun bilgisi. Bunu da yapamayacaksa açıkçası çok çekilecek bir dertte değil. Okan Hoca'nın elinde şimdilik iki seçenek var. Birincisi, Haris'le özel olarak ilgilenip onun performans ve motivasyonunu arttırmak, eskiden çok iyi yaptığı bu işleri tekrar yapabilmesini sağlamak. İkincisi, Mertens'i sahte 9 olarak konumlandırıp Mertens'in Trabzonspor maçında oynadığı yere Sergio'yu çekmek, Sergio'nun yerine de Michio'yu koymak. Bu iki seçenekten hangisi çalışırsa Galatasaray'ın gol yollarındaki tıkanıklığı çok yakında çözülecek diye düşünüyorum. düşünüyorum. Ya çalışmazsa? Çalışmazsa Galatasaray taraftarına sabır, Okan Buruk'a da metanet diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.